Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları TYT Soru Bankamızın çözümlerini kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. Sayfa numaralarını hatırlatayım. Bölüm bitti artık. 3. bölümdeyiz. 63, 64, 65. 64 ve 65. sayfaların çözümlerini yapacağız. Bugün sizlerle beraber bu videoda. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk soru biraz basit. Biliyorsunuz kitabın konseptini basitten başlıyor. Öğreniyorum, pekiştiriyorum, üniversiteliyim şeklinde zorlara doğru gidiyoruz. 2 üzeri 4 ile 3 üzeri 1'in toplamı 2 üzeri 4. Yan yana 4 tane 2'nin çarpımı demek ki 16 yapar. 3 üzeri 1 de 3'tür. Toplarsanız 19 cevabını bulursunuz. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. İkinci soru. A sayısı 5 tane 2'nin çarpımı. 5 tane 2'yi çarparsanız ki bu 2 üzeri 5'tir. O halde A sayısı arkadaşlar kaçmış? 32. B sayısı da 2 tane 5'in çarpımı. O halde B sayısı da 2 tane 5'in çarpımı 5'in karesidir ki bu da 25'i verir. A'dan B'yi çıkar demiş bize. A eksi B sevgili arkadaşlar 32 eksi 25'ten 7 olur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 3'e. 3'ün karesi 9, başında eksi var, eksi 9 yapar. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. 4'ün karesi de 16'dır. Bakın eksi 9 ile eksi 8'i toplarsanız eksi 17 gelir. Ben buna 16'yı eklersem doğru cevabım eksi 1 olur. Yani cevap B seçeneğinde verilmiş sevgili dostlar. Geçtim 4'e. Eksi 5'in karesi 25 yapar. Eksi 2'nin karesi de 4. Demek ki 25'ten 4'ü çıkar demiş bize. Daha sonrasında bunu da kaça böleceğiz? 4'ün karesi 16. Eksi 3'ün karesi 9. 16'dan 9 çıkarsa 7 kalır. 25'ten 4 çıktı 21. 21'i 7'ye böl demiş. O halde cevabımız kaç olur? 3'ün ta kendisi. Yani cevap C seçeneğinde gençler verilmiştir. Geçtim 5'e. Türkiye Okuyor kampanyası kapsamında 81 ilimizin her birine 16 tane kütüphane yapılacak. O zaman 81 çarpı 16 tane kütüphane yapılması gerekmektedir. 81 dediğimiz sayı 3'ün 4. kuvveti, 16 dediğimiz sayı da 2'nin 4. kuvveti. Üstler aynı ise ve tabanlar çarpılıyorsa 3 kere 2'den 6'nın 4. kuvveti yazabiliriz biz bu sayıyı. Demek ki Türkiye'ye toplam 6 üzeri 4 tane kütüphane yapılacakmış diyebiliriz. Geçtim 6'ya. 1 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti. Eksi 1. kuvvet ifadeyi ters çeviriyordu. 1 bölü 2'yi ters çevirirsen 2 bölü 1'den 2 gelir. Bölü 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 yapar. Bölü 2 üzeri 3'te 8'dir. Şimdi 2'yi 1 bölü 16'ya bölmek demek 2 ile 16'yı çarpmak demektir. Dolayısıyla 32 yapar burası. Yani şu şekilde gösterelim. 2 bölü 1 bölü 16 demek. 2 çarpı 16 bölü 1 demek. Yani 32 bölü 1'den 32 demek. 32'ye 8'e bölerseniz doğru cevabın 4 olması gerektiğini tabii ki görebilirsiniz. Geçtim 7'ye. M sayısı 2 üzeri 5. Bakın M sayısını bulalım. 2 üzeri 5 32'dir. Eksi, eksi 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 3'ün karesi de 9'dur. 32'den 16 çıktı. 16, 9 eklerseniz ne gelir? 25. Yani M sayısı kaçmış arkadaşlar? 25'miş. Bir de N sayısına bakalım. Eksi 3'ün karesi 9. 1 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti 4'tür arkadaşlar. Eksi 2'nin küpü de 8'dir. 9'a 4 eklediniz. 13, 8 çıkardınız. 5 yapar. Demek ki N sayısı da 5'miş. M'yi N'ye böl demiş. Yani 25'i 5'e böl demiş. 25'i 5'e bölersiniz. Cevap 5 çıkacaktır. Yani doğru cevap D şıkkında verilmiştir dostlarım. Geçtim 8. soruma. 3 tane sayı verilmiş. Verilen eşitliklerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakın 2'nin karesi 4'tür. Başında eksi var. Eksi 4 olması gerekiyordu. Ama 4 demiş gitti. Eksi 2'nin karesinin 4 olması için parantez kullanılmalı. Eksi 2'nin karesi 4'tür ama 2'nin karesinin eksilisi eksi 4'tür gençler. Tamam, 1 gitti. 1 olanları sildik. Eksi 2'nin karesi eksi 4'tür demiş. Hayır bak ben burada söyledim. Eksi 2'nin parantez karesi 4'tür. Bu da yanlış. Demek ki ikinci öncül de yanlış. Cevap yalnız 3'müş. Ona da bakalım. Eksi 2'nin çift kuvveti pozitif yapacak. Ve negatif kuvveti olduğu için ters çevirip çarpacağız. Yani bu da ne demek? Eksi 2'nin karesi 4 ya normalde. Eksi 2. kuvveti de 1 bölü 4'tür. Yani 3. öncül doğru. Cevabımız yalnız 3'tü demiştik zaten. 65. sayfamdayım. 9. soru. 1 artı 2'nin karesi artı 2 üzeri 4 bölü 1 artı 2 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 2 demiş. Şimdi bak yukarısını aynen yazıyorum. 2'nin karesi artı 2 üzeri 4 biçiminde. Daha sonrasında bölü dedim ve diyorum ki şu kısmı 2'nin eksi 2. kuvveti parantezine almak istiyorum. Şurada ne kalır? 2 üzeri 2 kalır.
Şurada arkadaşlarım ne kalır? 1 kalır ve şurada da bakın 2 üzeri eksi 2 parantezini almıştım. Dolayısıyla burada da ne kalır arkadaşlar? 1 kalır. Şurada 1 değil 2 üzeri 1 kalır. Onu yanıldık tamamen. Hatta bu şekilde yapmak yerine direkt şöyle diyelim. Çünkü hani parantezi aldığım zaman direkt cart diye gidecek diye düşündüm ama gitmedi. Üst taraf 1 artı 2'nin karesi 4. 2'nin 4. kuvveti 16 olduğu için üst taraf 21'miş. Bir de alt tarafa el atalım. Alt tarafta 1 var. 2'nin eksi 1. kuvveti 1 bölü 2. 2'nin eksi 2. kuvveti de 1 bölü 4 olduğu için alt taraf için ben burayı 4 ile burayı da 2 ile genişletirsem eğer 4 artı 2 artı 1 bölü 4 gelecektir. Yani bu da 7 bölü 4'müş. Üst tarafta 21 var. Alt tarafta 7 bölü 4 var. O halde bu 21 çarpı 4 bölü 7'nin ta kendisidir. Yani gençler 7 ile 21 sadeleştirilirse burası 3. 3 kere 4'ten de cevap kaç olur? 12 olur. Yani 9. sorumuzun cevabı B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 10'a. Bak 10. soruda az önce uygulamaya çalıştığımız şeyi uygulayabiliriz. Şöyle ki üst tarafı 2 üzeri 4 parantezini aldın. Şurada 1 kalır. Şurada 2 üzeri 1 kalır. Yani 2. Burada da 2'nin karesi kalır. Yani 4 kalır. Bölü. Alt kısımda da en küçük sayı 2 üzeri eksi 6 olduğu için 2 üzeri eksi 6 parantezini aldım. Şurada 2'nin karesi kaldı. Şurada 2 üzeri 1 kaldı. Ve şurada da 1'in kendisi kaldı. Peki bakın 1 artı 2 artı 4 burası ne? 1 artı 2 artı 4. Demek ki bunlar birbirinin aynısı ve çarpım durumunda oldukları için Jortingen bunlar giderler. Tabanlar aynı ve üstü sayılar bölünüyorsa üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkaracaksınız demekti bu. Bu da 2 üzeri eksi eksi artı yapar. 4 artı 6'dan 10 gelir. Cevabımız 2 üzeri 10'muş. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiş. 11. soruda ise 2 üzeri 5 çarpı 3'ün kübü demiş. Bak şimdi 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 biçiminde ben buradaki 2 üzeri 5'i parçalayabilirim. Buna hakkım var. Çarpı bir de 3 üzeri 3 var. Bölü alt kısımda da 6'nın karesi var. Şimdi bak 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ün çarpımı 6 üzeri 3'ü verir bize. Alt kısımda da 6'nın karesi mi var? Çok güzel. 6'nın karesi ile 6'nın küpünü sadeleştirirsem burada sadece bir tane 6 kalır. 2'nin karesi 4'tür. 4 çarpı 6 da bize 24'ün ta kendisini verir. O halde cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gençler gönül rahatlığıyla. 12. sorumuz 2 üzeri 5 3 üzeri 8, 6 üzeri eksi 5 ve 9 üzeri eksi 1. Bak 2 üzeri 5 zaten 2 üzeri 5. 3'ün 8. kuvveti de öylece kalır. 6 üzeri eksi 5 demek 2 üzeri eksi 5 ile 3 üzeri eksi 5'in çarpımıdır. Çarpı 9 demek de biliyorsunuz ki 3'ün karesidir. Ve bunun eksi 1. kuvveti 3 üzeri şununla şunu çarptınız eksi 2 dediniz. Dolayısıyla 3 üzeri eksi 2 dedim ben buraya. Şimdi öncelikle 2 üzeri 5 ile 2 üzeri eksi 5'i çarparsanız üstler toplanıp 0 olacağından 2 üzeri 0 bize 1'i verir. Bunlar gitti. 3 üzeri eksi 5 ile 3 üzeri eksi 2'yi çarparsanız şu kısım 3 üzeri eksi 7 gelecektir. Ve bunu da 3 üzeri 8 ile çarpmamız gerekiyor. Üstler toplarsanız 8 ile eksi 7'yi topladınız 1 geldi. O halde cevap 3 üzeri 1'den 3'ün ta kendisidir. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bolu diyordum az da. Geçtim 13'e. Bolu da diyebiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi gençler 2 üzeri eksi 8 parantezinde demiş bakın. Burada ne var? 2 üzeri 7 ve 2 üzeri 9 içerisinde neler ortak arkadaşlar? 2 üzeri 7 ortak. Dolayısıyla çarpı bir de 2 üzeri 7 parantezini alayım ben bunu. İçerisi ne olur? Bak şurada 5 kalır sadece. Burada da eksi 3 çarpı 2'nin karesi kalır. Çok güzel. Bakın gençler 2 üzeri eksi 8 ile 2 üzeri 7'nin çarpımı 2 üzeri eksi 1'i verir bize. Çarpı. 5'ten şurası kaç yapar? 3 kere 4 12 yapar. 5'ten 12'yi çıkardın eksi 7 mi geldi? Bak burası ne gelir biliyor musun? 2 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 2 demek çarpı bir de yanında eksi 7 var. O halde cevabımız eksi 7 bölü 2'nin ta kendisidir. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiş mis gibi. 14. soru 2 üzeri 5 5 üzeri 4 artı 10 üzeri 5 bölü 6 çarpı 10 üzeri 4 demiş. Bak şimdi. Ben şuradaki birinci ifadeyi 2 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 biçiminde yazarım. Bu da 2 çarpı 10 üzeri 4'ün ta kendisidir. Neden 10 üzeri 4 oldu? 2 ile 5'i çarptım 10 üzeri 4 yazdım. Şimdi baştan yazıyorum soruyu. 2 çarpı 10 üzeri 4 artı 10 üzeri 5 dedim. Bölü. Alt kısımda ne var? 6 çarpı 10 üzeri 4 mü var? Aynen. Pekala. Üst tarafı 10 üzeri 4 parantezini aldım. 2 kaldı. Burada da ne kaldı? 10 mu kaldı?
bölü alt kısmında 6 çarpı 10 üzeri 4 var. Bak şimdi canım benim. Şuradaki 6 üzeri 4'ler birbirini götürürse üst taraf 2 ile 10'u topladın 12. Alt tarafta 6'ya böldün bunu. Cevap ne geldi? 2. O halde işaretleyeceksin B seçeneğini. Ve gençler 15. sorumdayım. İçerisinde bir A gerçel sayısının yazılı olduğu en kenarlı düzgün çokgen ile oluşturulan sembolün değeri A gerçel sayısının n kez çarpımına eşittir. Bak şimdi burada 2 yazıyor ya. Bu 2'yi 1, 2 üçgen olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2, 2. 3 defa yan yana çarpıyorsun. Peki burası kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6'gen. Dolayısıyla 25'in 6. kuvvetini alacaksın ve bundan 125 tane varmış. 125 tane bundan varmış. Cevap bu olacak. 125 5'in küpüdür. 25 5'in karesidir. Bir de bunun 6. kuvvetini al diyor. O halde 5'in küpü çarpı. Bak 2 ile 6'yı çarpacaksın burada. Dolayısıyla 5 üzeri 12 olacak. Bu da tabanlar aynı ve ifadeler çarpıldığı için üstlerin toplamını yazacaksın. 5 üzeri 3 ile 12'yi topladın 15 gelir. Demek ki cevabımız neymiş? 5 üzeri 15 yani Bolu seçeneğiymiş. Geçtim 16'ya. Son sorumuz aynı zamanda. Sıfırdan farklı A gerçel sayısı için bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şurası ne yapar arkadaşlar? A üzeri eksi 3 mü yapar? Bununla A üzeri 4'ü çarparsanız A üzeri 1 gelir. Çünkü üstler toplanacaktı. A üzeri 1 de A'nın ta kendisidir. Birinci öncül doğru. Geçtim 2'ye. 1 bölü A'nın 3. kuvveti demek A üzeri eksi 3'tür. Şurada eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsan A üzeri 2 gelir. Eşittir A üzeri eksi 1'dir demiş. Evet bakın. Eksi 3 ile 2'yi toplarsanız eksi 1'i bulursunuz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de bizim doğru. Geçtim bir sonraki öncülüm. 3. öncülüme. 2 ile eksi 1'i çarptınız. A üzeri eksi 2 çarpı. Bakın şuradaki eksi çift kuvvetten kaynaklı artı olacak zaten. 1 bölü A'yı A üzeri eksi 1 biçiminde yazarsanız A üzeri eksi 1'in hop ikinci kuvveti. Bak şimdi A üzeri eksi 2 var. Çarpı bir tane daha A üzeri eksi 2 var. Bunların çarpımı A üzeri eksi 4 yapar. Bu da bize 1'i verir mi vermez mi? Meçhul. Dolayısıyla 3. öncül cortladı. Cevabımız neymiş? 1 ve 2. Yani bu da bize Edirne seçeneğinde verilmiş gençler. Evet. Videomuzun sonuna geldik. 16 soru yaklaşık 12 dakika falan sürdü ve anlataraktan. Demek ki senin bu testi evde oturup yaklaşık 9-10 dakikada çatır çatır çözebilmen gerektiği anlamına geliyordu. Çözemediysen de canını sıkma, moralini bozma. Bir sonraki testlerde zihnini daha fazla açabilirsin. Sonraki testimizde yani 66. sayfamızda ikinci testte üstü ifadelerde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşım.